Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 6 Eylül Salı Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Kocaeli'de 8 koşulu bir programımız var. Altılı Ganyan'ımız 3. koşulu itibaren start alacak. Ben 1. 4'lü Ganyan, 7 piyasa ve 1. 3'lü Ganyan oynayacak arkadaşlar için tabii kendim de deniyorum. Bir şey aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı bir program geçiririz. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösterdi. Handikap 14, 1900 metre kum, 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesini izleyeceğiz. Evet, yarışta ben son yarışını Berkan Çığla'yla start alarak Kocaeli'de 1900 handikap 15'i Görkem Özçelik'te, pardon arkadaşlar, özür diliyorum, Görkem'le kazanmıştı. Ben yine etkili bir koşu gelecektir, kazanmaya çok yakın diyeceğim. Ve de bir nolu Safkanınız benim banko adayımdır. İkili için 3'te 1'i arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Veya 1-3-2 de girebilirsiniz bütçemiz doğrultusunda 1. 4'lü Gayen için. Ama ben 1'in yine bu koşuyu galip geleceğini düşünüyorum. Banko adayımdır. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7'li plase ve 1. 3'lü Ganyan'ımız burada start oluyor. Evet, yaptığı üst üste ikincilik ve üçüncülüklerin ardından artık Maiden'e veda burayı kazanmasını, daha Maiden olmasına rağmen ben bu koşu kazanmasını diliyorum. Muhammed Mirbilgin'le bir nolu Safkan'ımız bu koşuyu rahat kazanacağını düşünüyorum. Benim ikinci banko adayım olacak. Yani birinci dörtlü Ganyan'ımızda arka arkaya gelen banko adaylarımız olduğu 7 plasada da banko olarak değerlendireceğim. Bir nolu Safkan'ımıza çifte olarak da 1-1 çifte de deneyebiliriz. Ben deneyeceğim. Arkası 2 ve 6 nolu Safkan'larımızı bağlayıp 1-2 de burada deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşu Altılı Ganyan'ımızın başlangıç ayağı. Şartlı 2, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek 11 Safkan'ımız bu koşu kayıtlı. Evet, benim burada ilk tercihim 4 nolu Safkan'ımızla başlayacağım. Mahmut Bağla start alıyor. 5 kere zaten beraber start aldı. Birini kazandı. Son yaptığı 7. ve 9.lukların ardına 35 günlük bir araya girdi. Bu ara ona iyi geleceğini düşünüyorum. Bir Smart Robin orijini 4'ü benim ilk tercihim. İkinci atım 2 nolu Safkan'ımız. Sonradan 5 nolu köşe kapan Fırat Aslan'la mutlaka değerlendireceğiz. Sonradan 3 ve 6 nolu Safkan'ları da dikkatleyeceğim. 4, 2, 5, 3, 6 benim buradaki sıralamam. Evet, dördüncü koşumuz bir Maiden dişiler ama 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. Evet, bakıldığı zaman yarış hayatlarına güzel koşular çıkartıp son koşuların ikincilikte ayrılan Safkanlarımızın bol olduğu bir koşu. Büyük ihtimalle 12 nolu Safkanımız Muhammed Mirbilgin'le sürdürerek favori çıkacaktır. Yani çıkmaya da hak ediyor son yaptığı üçüncülükten dolayı sevgili dostlar. Benim ilk tercihim ikinci atım 4 nolu Lady Fatih Görkem Özçelik'le tekrar kum piste dönüyor. Mutlaka değerlendireceğim. 10 nolu Safkanımız Fırat Aslan'la her an devreye girebilecek bir Safkanımız Adal sevgili dostlar Saadettin Boyraz da eğer çıkıp liderliği alırsa bitirebilir, dikkat diyeceğim. Biri de es geçmeyeceğim. 11 nolu Safkanımız Muhammed Özdemir'le 5 ve 6 nolu Safkanlar da bu koşuda ihmale gelmeyecek diye düşünüyorum. Buradaki sıralamam 12, 4, 11, 11, 5 ve 6 şeklinde oluştu. Evet, 5. koşumuz şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek 8 Safkanımız kayıtlı. 2. 4'lü Ganyan'ımız da burada start alacak. Evet, Max Erhan Aktuğ'la 3 kere start alıp birini kazanan son yaptığı 4.lüğü kesinlikle ölçü almadığım bir Max benim buradaki favori adayım. İkinci atımda bir nolu Safkan'ımız Mehmet Kaya'yla kilo 62 ama
Sevgili dostlar, inşallah yani bu yani grubun çok kaliteli bir safkanı kilo kaldırır gibi düşünüyorum ama İngilizler pek kilo gelmiyor. Mesafe uzun. Çok etkili koşular var. Ben bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. İkiyi de kesin, biri de kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Ve de 3 nolu safkanımız Burak Akçay'la etkili koşmasını beklediğim safkanlardan biri olacak. Buradaki sıralama 2, 1 ve 3 şeklinde oluştu. Evet, 6. koşumuz kısa vade 7. 4 rekor Arapların 1800 metre kumda mücadele verecek. Evet, burada da 3 safkan yeterli gördüm. Ben de 3 nolu Aslım Pehlivan'ı, Onur Öztürk de yani bu grubun üstünde bir safkan sevgili dostlar. Benim ilk tercihim olacak, buna ciddi rakip olarak ben Zekai Bey'i görüyorum. Ve de sürpriz olarak da Rus damat yaptı. Son 3 koşusuna bayıldım. Son koşusunu zaten kazanarak çok formda gireceği bu koşuya ben ihmal etmeyeceğimi, edilmeyeceğini düşünüyorum sevgili dostlar. 3-9-2 benim buradaki sıralamam olacak. Evet, 7. koşumuz şartlı 3 dişiler aması 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 8 safkanımız burada kayıtlı. Evet, benim buradaki sıralamam şu şekilde oluştu. İlk tercihim 5 nolu safkanımız Eren Aktuğ'la. İkinci atım 8 nolu safkanımız. 3 ve 7 nolu safkanlar benim bu koştaki tercih isimlerim olacak. Yani adaylarım olacak. 5, 3, 8 ve 7 şeklinde buradaki sıralamam. Evet, 8. koşu altılık ayağımızın da son ayağı olacak. Handikap 15, 4 rekor Arapların 2000 metre kumda mücadele verecek 15 safkanımız yer alıyor. Evet, koşuya bakıldığında aslında hemen ciğerpare tarafındayım. Kızıloğlum da gerçekten son yaptığı iki koşusunda mükemmel koşular çıkardı. Ya kazandığı koşular söyleyeyim, hem Bursa'da hem Kocaeli'de. Ama benim buradaki banko adayım çok farklı olacak. İlerleyen yaşına rağmen gerçekten son 3 koşusuna bayıldım sevgili dostlar. O da Muhammed Mir Bilgin'le start alacak olan Fırat'ın öfkesi olacak. Yaptığı son 3. Kocaeli'de 1900'de harika bir koşu çıkarttı. Kızıloğlu'nun kazandığı Memoğa'nın Burak Akçay'la hemen arkasında ikincilik Fırat'ın öfkesi de Eren Kadirler'le 58 kiloyla çok yakın ara bir 3.lük elde etti. Yarın rövanşı alacağını düşünüyorum. 3 nolu Fırat'ın öfkesi Muhammed Mirbilgin'le kazanma. Ben de 1-2 adım önde banko adayım olacak sevgili dostlar. İkili deneyecek arkadaşlar için 7 nolu safkanın Memoğa, demin de bahsettiğimiz gibi etkili koşmasını bekliyorum. Ve de 4 nolu ciğerpare Mertcan Çelik'le, yani 3 arkası 4 ve 7 benim bu koşudaki ikili için önereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet, Kocaeli programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar.